tanesinden. Şimdi bugün konumuz custom generic list. Aslında geçen hafta normal generic'lere falan bakmıştık. Şimdi onların nasıl çalıştığı üzerine falan çalışacağımız bir kısımla karşınıza çıktık. Esprisi şu, mesela bizim listlerimizde ne var? İşte normalde ekleme, çıkartma, kıldır, füldür var. Fakat bizim işte uygulamamızda şeylere ihtiyaç var. Sürekli de en çok satan ürün ya da ne bileyim en pahalı ürün, işte stoğu en az kalmış ürün lazım. Hep bunun takibi lazım. Dolayısıyla da biz bunlar için sürekli hesap yapıyoruz ya da metot yazdık, onları çağırıyoruz. Ama adamlar bizden şunu istiyor. Bu normal, dizinin içinde olsun. Ben başka diziye tekrar metot yazmayayım. İçinden çıksın. Normal ekle metodu nasıl çıkıyorsa benim de böyle çıkıyor. Gibi çeşitli ihtiyaçlarımız var. Ekstrem ihtiyaçlarımız var. İşte hayır, override yapabileceğimiz durum da yani onların içinde yok öyle bir şey. Tamam, bizim kendi işlerimize özel ihtiyaçlarımız var. Onlar için çalışacağız. Bunu şimdi ben class library açayım. Hani başka projelerimizde de kullanacağımız için biz bunu. Class library açayım kütüphanem diye. Bunun içine class'ımızı açalım. Sonra bunun üzerinden çalışalım. Şimdi bir tane class. Adı da MyList olur. Çok yakışık olur. MyList'imiz tabii public olmak durumunda. Çünkü başka yerden kullanacağım. İçinde birkaç tane eleman var. Ne var? Şimdi ben böyle bir şey yaparsam listimiz var. İçinde ürün klası tutacak. Tabii bizim bunun içinde yapmamız lazım. Ürün klasını temin etmemiz lazım. Her ürünün nesi vardır? Barkodu vardır. İşte string ürün adı vardır. Double, aslında double yapmam, decimal yapalım, şeydeki gibi, SQL'deki gibi. Fiyatı vardır. Miktar stock, integer, hatta double olsa bence daha mantıklı. Double stock, belki metredir, 32,5 metre deriz yani. Stock, prop, string, birimi falan vardır diyormuş, çok abartmıyorum. Bir de override yapalım. ToString'imize. Eğer ToString çalışırsa ne desin? Şöyle bir süsleme yapayım. Barcode ToString artı tırnağı kapat artı ürün adı. İşte şu barkodlu ürün gibi bir şey yapmış olduk. Tamam, bu da böyle. Var mı sıkıntı? MyList'im ürün tutacak. Ürünler. Bir tane jotor yazayım. Instance alındığı zaman yeni ürünler instance'ını aldım. Şimdi bu dışarıda erişilir mi? Evet, bunu public yaparsa değişir. Bizim şuradaki ihtiyacımız veya bunu yapma sebebimiz şöyle, hemen özetleyecek olursam. Bunu buraya referans ekliyorum. Kütüphane. Daha sonra şunun nerede bu? Butona basıldığı zamansa işlem ettireceğim. MyList'ten instance alalım. ML nokta ürünler geldi. Ürünlere add dediğim zaman işte ürün eklemesi var. Fakat bizim ihtiyaçlarımız, bu listede olmayan metotlara ihtiyacımız var. En pahalı ürün, en bilmem ne ürün gibi bir şeye ihtiyacımız var. Ve burada kullanmadığımız birçok şey var. Bunun kalabalığını istemiyoruz. Yani sadece bizim kullanacaklarımız olsun istiyoruz. Esprimiz bu. Dolayısıyla adamın buna dışarıdan erişim yapmasını istemiyoruz.
benim kendi class'ım üzerinden, my class üzerinden işlemler yapması istiyorum. Yani nasıl? Diyorum ki ekleme yapmak istiyorsan ben sana ekleme yaparım. Eklem. Ne ekleyeceğim diyor. Ürün tipinde bir U ekleyebilirsin diyorum. Çünkü demin burada ne bileyim neredeydik? Şurada ml nokta üründen nokta et deyip ürün istiyor içeriye. Ben de aynısını ürün eklesini yaptım. Ürün geldiği zaman ürünlerin içerisine ekleyip U'yu verebilirim. Ama bununla beraber override yazıp normalde standartta olmayan ekle yazıp elemanları tek tek isteyebilirim. Tabii elemanları hatırlamam lazım. Derim integer barkod ver. Aslında şundan şöyle aç diye yapayım da karışmasın. Barkod ver. String ürün adı ver. Alt çizgi ürün adı. Sonra alt çizgi ne alt çizgi? Decimal alt çizgi fiyat ver. Sonra double stock ver. Bir de string alt çizgi birim ver şeklinde normal olmayan metodu yaparak ürünlere ekle yeni bir tane ürün. Şöyle kısa yoldan loop'lamış mıydı daha önce? O zaman bu class ekleyip hemen aynı anda eklemek için hani oluşturmak, aynı yerde oluşturmak için pratik bir çözüm. Alt çizgi barkod birimi alt çizgi birimi fiyatı alt çizgi fiyatı sonra ne kaldı? Stock alt çizgi tutup tek satırda ekledim. İster ürün klasından oluştur ver diyorum. İstersen elemanları ver. Ben senin yerine ekle diyorum. Dolayısıyla artık adam kullanmak istediği zaman çok temiz olarak ekle nasıl ekleyeceğini söylüyor. Yani demek kullanmayacağımız bir süre vızı vır çıkıyordu. Şimdi standart birkaç şey çıkıyor. Bundan mecbur çıkıyor zaten. Onun dışında gerisi benim isteklerim. Tamamen kendi listimizi yapmayı hedefleyen bir yolda şu an ilerliyoruz. Var mı çıktığımız hakkında sıkıntı olan? Ben açık olmayan bir yer şu an var. O zaman standartta ürün ekli olabilir. Ürün sil olabilir. Bul olabilir. Public void sil olur. Ürünü direkt alabilirim. Ürünlerden remove edebilirim. O'yu. Adam isterse void sil integer barkoduna göre sildirmek isteyebilir. Barkoduna göre sildirmek isterse nasıl bulacağız? Ürünlerin içinden benim bunu find edelim ama bunu şimdi yapamayız ya. Tamam bundan sonra. Linki öğrettiğim zaman bunlar çıkacak şeyler. Şu an linki öğrenmediğimiz için sıkıntılı yöntem yapacağız. Ha? Öğreneceğiniz zaman konusu var şimdi hani. Şimdi bize üzüldüm hatta bunlar şimdi of dedim. Hakikaten şimdi klası var yani hakikaten. Birden öf dedim içimden. Aman bununla mı yazacağım uzun uzun ne güzel yazacak. Neyse olsun hallederik. Eğer item'ın barkod kodu eşleşirse alt çizgi barkoda ürünlerden remove et ilgili item'a diyorum. Ve daha fazla dönmeme ihtiyacım olmadığı için de direkt de döngümü sonlandırıyorum. Hı? Öyle bakın yapacak bir şey yok zaten. Versin mi? Verdilerim. O zaman integer x eşittir 0.
X eşittir 1. Aslında true false yapsak daha mantıklı olabilir. Boolean buldu mu? Ama hata vermek mantıklı değil ki ya. Ama bakıp nasıl diyorsun? Sikliye adam ben bunu siyonu bir şey mi? Buldu mu false. Burada buldu mu? True. Eğer buldu mu? False ise throw new exception kayıtlı barbet bulamadım. Bu da oldu. Güzel. Ne var başka? Bul var. Adam istediğimiz şekillerde adamı bulutabilirim. Public geri ne verecek? Ürün verecek. Bu. Bu neye göre bulsun? Ada göre veya barkod. Bu barkod. Birkaç tane sebep için yapamayacağım. Olar ya ama lan sen de. Bu barkod dışarıdan integer barkod. Aslında şu yukarıda yazdığımızın aynısını yapacağız. Fakat burada silme işlemini kaldırıyorum. Return item. Şurada da bulduğumu false'sa return null. Hiçbir şey bulamadıysa null dedim. Niye kızıyor bu sefer? Ha diyor ki şimdi buna girmezse ne olacak diyor. Adamı return ettik. Aslında şöyle yapsam şuna ihtiyacımız yok. Evet. Bulursa return eder direkt. Bulamazsa ne oluyor? O da eksik. Şimdi buna göre buldurabilirim. Aynısının overload'unu yapıp aslında bu hepsini buradan çeviriyorum mu? Bu barcode, bu string ürün adı. Çok hızlı kabul etmiş yapalım. Bu da oldu. Bir de ihtiyaçlardan sürekli çıkabilecek diye hani bahsettiğimiz ürün en pahalı ürün ihtiyacımız olabilir. Aslında bunu şöyle yaparsak nasıl olur? Hem bunları kullanım yeri olsun. Olur mu? Ne oldu şimdi? Property. Okey. O zaman nasıl bulacağız? Ürün o. Burada döndürüyorum. Eğer u eşit eşit nullsa u eşittir item'dır. Şu an burada hatta eşit null diyelim. Görelim. Nullsa diyorum budur. Eğer null değilse veya bu direkt el sözlerim. Aslında hiç şey yapmıyor. El sif yazayım burada. İçerik yazacağım o sözü. Diyeceğim ki gelen item'ın fiyatı büyükse U'nun fiyatından. O zaman U eşittir item.
Bu mudur? Yalnız şöyle bir şey var. Aynı fiyatta 2 tane 3 tane dosya ne olacak? 100 dolarlık 5 tane ürünümüz varsa. Şu an mı? En pahalı ne oluyor? Şu an en pahalı ürünü buluyorum. Ama aynı fiyattan birkaç ürünüm olabilir yani. O zaman benim geriye liste vermem lazım. En pahalı ürünler listesi olması gerekiyor. O zaman bu list olacak. Doğru mudur? Peki geriye liste vereceksem. U'yu baktım. Eğer nalsa koydum. Buraya. Ve dedim ki fiyatı bundan farklıysa buraya koy. O zaman şöyle bir sistemimiz olabilir mi? Hop. Yok şimdi şöyle nedir? İlk geliş. İlk gelişte buraya kesin vuruyorum. Burada fiyat kontrol. Buradaysa aynı fiyat. Durumları söz konusu mudur? O zaman şöyle, burası nalsa buraya koydum. Eğer fiyatı büyükse buraya koydum. Şurada bir de şeyimiz olması lazım. Seçenler diye bir şey buldum. Seçilenleri yeniden oluşturuyorum. Yeni bir fiyat bulmuşum çünkü. Ve seçilenlerin ilk elemanı olarak U'yu ekliyorum. İlk buldum, pahalı ekledim. Daha sonra eğer aynı fiyatlardan bulursam, ha, buraya şey ekliyorum ya, item ekliyorum. Bu sefer de item ekliyorum. Aynı fiyatlar çünkü. O zaman ilk gelişte buraya uğradım. İlk değeri buraya attım. Yok, burada sıfırdan oluşturuyorum. Aslında evet. İlk girişte de oluşturmam lazım değil mi? Şurada. O zaman şöyle yapalım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Şunu bir kere alayım. Şurada. Burada bir temizlemek için. Tekrar oluşturuyorum. Oldu mu şimdi? Eğer nalsa eleman ekledim. Fiyatı daha büyüğünü buldum. Listeyi sıfırladım. Yeni bir tane liste oluşturdum. Ve hemen bunu ekledim. Eğer fiyatı aynı bulduysam hemen diğerinin yanına eklemiş oldum. Dolayısıyla birden fazla aynı anda seçme imkanım oldu. Var mı sıkıntı? Ben düşünüyorum nasıl böyle yapayım. O zaman en pahalı fiyatlı olmayan bir şeyde böyle ben kendim ekstradan eklemiş oldum. Bunun gibi bir zıvırım var. Mesela şaşırı kullanmış, stokta az kullanmayanları çekmezse çekmez. Tabii işte şu şundan azını getir. Yani 2-3 tane falan bunu getir. Ama bir adam herkes sipariş edecek. Tabii bir tane parametre verip, metot yazıp. Örnek verin sen abi. Ondan az olanı getir falan diyebilirsin ya. Kırdıkçı tanımlıyoruz arkadaşlar. Kırdıkçı olacak hepsini. Kendi kırdıkçı olacak. Bunun gibi şeyler. Testini yapalım mı ufaktan? ML nokta ekle. Şu yöntemle ekleyelim. Barkod 1-2-3. Ürün adı elma. Aslında bizim şey kontrol yapmamız lazım. Yapmadık. Eklerken barkodtan bir tane daha var. Falan filan. Neyse artık. Ekleniyor bazen. Birimi adet. Hop. Neye tutuyorum ben? Bu muydu desem? Yandı tut oldu. Ha evet. Desem da M ya. D'yi kim koydu? Kim salladı onu? Erdem böyle yanlışlar yapmıyor.
1, 2, 3. Erdem yüzünden hep falan filan yapıyor. Ya. Yani yok öyle olsun, yok böyle olsun. Bu ne arkadaş ya? Bu parası mıydı? ...4.2 elma... ...armut... ...7.15... ...12... ...ananas... ...pahalı biliyor musun? ...kiraz... ...5.6.1'den kaç? Bu da 7.12 ile... ...pas ananas. Hastalaması da önemli. Ekledim. Sensini yapalım. Barkod'a göre mi sileceğim, ürüne de mi sileceğim diyor. Barkod'a göre hemen silelim. İlk numarayı sil diyorum. Daha sonra MD nokta bul seçeneğimizi test edelim. Ananas var mı diye soralım. Ürün seçilen diye yapalım. Veya armutu bulurum. Armut nal gelmesi lazım olmadığı için. Bir tane olan seçelim. Ananası silelim. Bu da ikiye. ML nokta en pahalı ürünler geldiği zaman list ürün seçilenler diyeyim bakalım olur. Ne oldu be? Aa metot değil bu be. Property. Yine Erdem yüzünden. Hep şöyle ya, selam söyle, çay söyle. Geldik. Eleme ekledim. Ekledim. Ürünlerde 5 elemanım var. Silelim dedim. Hop sile geldik. 2 remove ettim. Buldum mu true. O zaman hata verdirmeden çıktık. Armut'u bul dedim. Burada geldik. Döndü. Bulacağım bugün. Bulamadı ya. İndi mi? Ha, nal geldi. Şimdi bu ananası bulacak. Ananası buldu. Ananas geldi, güzel. En pahalı ürünler... Ne oldu be? Daha dur be. Çıkıt. Ha 3 tane gelmiş ya. Frequent koymamışım ondan şöyle. Bu da onun içindeki 3 tane. 3 tane mi en pahalı? 2 tane değil miydi? 2 tane sanırım. 2 tane var. Hocam en pahalı ürün neyi getiriyordu? O zaman şuraya bir şey koymamız lazım. Bastık. Geldik. Listemiz boş. O boş. İlk giriş uyarı atandı. İlk eleman eklendi. İkinci eleman fiyatı daha yüksekmiş. U değiştirildi, temizlendi. Seçilen yenilendi, eklendi. Aynı fiyattan bir eleman daha bulundu. Kirazın fiyatı da 6.23. Ha, şu koma durumda söz konusu. Aslında küçükse sikeri sınırı yok, kesilmiyor. Böyle yapacağız. Eşitse. Her durumda küçük koma ihtimali var. Şimdi şöyle hiç içeri girmeden alalım. Şimdi iki tane. Ananas da Hasan Anas. Sizin fiyatı evet, ananasın fiyatıyla bunun fiyatı eşit olduğu için
geldi. Bunun gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kendi custom şeyimizi yazıyoruz. Yalnız bunlarla beraber bazı standart ihtiyaçlarımız da var. Mesela ML'nin ikinci elemanını ver demek isteyebilirim. Veya ML'nin count'u kaç, yani toplam ürün sayısı kaç.